Bebeğe kardeşim günaydın. Günaydın abi. İttir gitime binmek ister misin? Ben senin kadar iyi binemiyorum ama. Olabilir bebe, üzülme. Ben de senin kadar iyi şarkı söyleyemiyorum. Ya öyle mi düşünüyorsun? Evet. Yani ben de şarkı söylüyorum ama sen çok güzel söylüyorsun. Ben de ittir gite binebiliyorum ama sen çok daha iyi biliyorsun. Yarışıyorsun. Aferin size. Aa şu. Her birimizin en iyi yaptığı şey farklı farklıdır değil mi? Evet canım, kesinlikle. Birimiz daha iyi şarkı söyleyip, birimiz çok iyi misket oynayabilir. Bir diğerimiz çok iyi halk oyunu oynayıp, bir başkamız çok iyi ittir gite binebilir. Evet Pepeciğim, aynen öyle. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Evet bebeciğim, farklılıklarımız bizi biz yapan şeylerdir. Ay annem nerede kaldı? Okula geç kalacağım. Anne! Hazırım, geldim canım. Hadi bakalım. Güle güle abiş. Hoşça kal bebeciğim, akşama görüşürüz. Tabii abi. Nenen içeride canım. Tamam anne. Bugün yeni başka arkadaşlar gelir mi sence anne? Tabii canım, gelebilir. Öğretmenin 7 kişi olacağınızı söylemişti. Aa evet. Şimdi biz Zeze, ben, Bibi 3 kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'den 3 tanesini çıkarırsak 1, 2, 3, 4. Uuu, daha 4 tane arkadaş gelecek. Merhaba, hoş geldin Pepe. Merhaba öğretmenim. Güle güle anne. Görüşürüz canım. Ben geç kalmadan seni almaya geleceğim, tamam mı? Tamam anne. Hoşça kalın. Güle güle. Gel Pepeciğim. Sen basketbol oynamayı biliyor musun tatlım? Aa, bir kez dedemle oynamıştım ama. Bu topu şuradaki potadan geçirmeye çalışacaksın. Al bakalım, bir dene. Aa, tamam. Bir daha dene tatlım. Atamadım yine. Hoş geldin Keke. Gel canım. Merhaba öğretmenim. Gel bak, seni sınıf arkadaşınla tanıştıracağım Keke. Keke, bu Pepe. Pepeciğim, bu da Keke. Merhaba Keke. Merhaba Pepe. Sen mi attın deminki topu? Evet. Bir daha atsana. Ben basketbolu çok seviyorum. Çok da güzel atıyorsun Keke. Teşekkür ederim. Sen de atabilirsin aslında. Ben pek atamadım. Önceden ben de atamıyordum. Babam bahçemize bu potadan koydu. Pota ne? Bu topu içinden geçirmeye çalıştığımız şeyin adı potadır Pepeciğim. Sizin bahçede pota mı var yani? Evet. Hı? Biz babamla basketbol oynamayı çok seviyoruz Pepe. Bir gün gelirsen beraber de oynayabiliriz. Olur. Hadi içeri girelim çocuklar. Öğretmenim, 2 kere daha atabilir miyim? Tamam. At Pepe. Hayır, 3 kere. Ben de. Tamam ama 3'er kez attıktan sonra hemen içeri geliyorsunuz, tamam mı? Hı. Arkadaşlarınız içeride sizi bekliyor. Tamam. Yarışıyorsun. Bak şöyle tutacaksın topu. Bu elinde topun böyle yanında. Böyle alttaki elinle bileğinden iterek atacaksın ki potaya girsin. Bak böyle. Gördün mü? Böyle tutuyoruz. Bu elde yanda. Böyle bileğimizi iterek atıyoruz. Yarışıyorsun. Güzel attın hem de Pepe. Şişu, gördün mü nasıl attım basket? Evet Pepe. Ben basketbolu çok sevdim. Hadi bir tane basket şarkısı söyleyelim Şişu. Evet söyleyelim, hadi Şişu. Tamam canım, hadi. Basketbol oynamak çok eğlenceli. Topu atıp potadan hop geçirmeli. Geçiremeyince üzülmemeli. Tekrar tekrar atıp hep denemeli. Şut olmadı, şut olmadı, şut olacaktı şut. La 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 la
sürmemeli. Geçiremeyince üzülmemeli. Tekrar tekrar atıp hep denemeli. Şut olmadı, şut olmadı, şut olacaktı, şut ve basket. Hadi iki yere daha atacağız. Şut ve basket. Aa, bu sefer girmedi. Sen de Pepe. Şut ve girdi. Şut ve girdi, bu sefer attım. Aa. Anne merhaba. Merhaba canım. Yarın görüşürüz Pepeciğim. Her şey yolunda mı öğretmenim? Evet, kesinlikle. Pepe bugün harika basket atmayı öğrendi. Evet anne, evde gösteririm şimdi. Aa, harika canım. Tamam, hoşça kalın öğretmenim. Hoşça kalın öğretmenim. Güle güle. Anne, görmelisin. Öyle güzel atabiliyorum ki basket. Aferin sana bir tanem. Bazen girmiyor ama bazen de giriyor. Aa, ne oldu canım? Bizim basket potamız yok ki. Ben nasıl size göstereceğim? Babanın eski bir potası olacaktı garajda. Aa, onu ağaca takıp oynayabilirsin canım. Gevşiyorsun. Merhaba bebe. Yeniden oyun oynayacak mısın abiş? Evet oynayacağım kardeşim. Gel Pepe bak, bu ağaca takıyorum potayı. Aa, pota mı? O nedir anne? Bu bir basket potası bebe. He tamam. Ben içerideyim canım. İçeri girince elini yüzünü iyice yıkamayı unutma, tamam mı? Tamam anne. Basket ne ki abiş? Basketbol bir spor bebe. Hmm. Ölü kuralları olan, aslında iki takımın birbiriyle oynadığı bir oyun. Oyuna bayılırım. Nasıl oynanıyor? Böyle topu alıp bu ağacın üstündeki yuvarlağın içinden geçirmeye çalışıyorsun. Bak böyle. Ay, girmedi. Bak girdi. Al sen de at. Ha, tamam. Olmadı. Olsun bebe. Ben de ilk attığımda girmemişti. Bak böyle tutuyorsun topu. Sonra da bu elini yanına koyup böyle bileğinden iterek atıyorsun. Yine olmadı. Seni kardeş. Attım. Al sen at. Ama çok eğlenceli. Evet, illa girmesi şart değil. Önemli olan oyun oynamak değil mi kardeşim? Evet, hadi at. Ha, şu. Bebeğe de basket şarkımızı söyleyelim. Tamam canım, hadi. Basketbol oynamak çok eğlenceli. Topu atıp potadan hop geçirmeli. Geçiremeyince üzülmemeli. Tekrar tekrar atıp hep denemeli. Şut olmadı, şut olmadı, şut olacaktı, şut. Basket. Girdi. Abiş bak şimdi basket atacağım. Elimizde böyle tutuyoruz. Öbür elimizi de böyle yana koyup bileğimizle. Ha ha ha!
Wow. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk nene. Pepe evde değil mi? Gel geç bak salonda Pepe. Merhaba Pepe. Merhaba Zezi. Ne yapıyorsun Pepe? Şey Zezi, keşif yapıyorum da. He, keşif mi? Evet, bak şimdi. Eyvah! İt Zezi, it. Yardım et. İtiyorum. Bu bize direnen ne sence? Yani camı kapatmamıza engel olan şey ne? Rüzgar Pepe. Canım Pepe. Sana keşfettiğim bir şey gösterecektim ama rüzgar izin vermedi. Evet, ne kadar da güçlüydü. Aslında bu da bir keşif. Rüzgarı gözümüzle görmüyoruz ama camı iterken ya da yüzümüze vurduğunda ya da peçeteleri havalandırdığında onun varlığını anlıyoruz. Hiç böyle düşünmemiştim Pepe. Evet, ben de şimdi keşfettim Zezi. Keşif yeni bir şey bulmak mı demek yani? Evet, babam söylemişti. Neye bakıyorsun? Bak ağaçlara, hala dışarıda rüzgar var. Hem karlara bak, rüzgar karları da bu tarafa doğru itiyor. Evet. Şimdi rüzgar gitti. Ne yapıyorsun Pepe? Bu gerçekten olağanüstü Zezi. Ben de bakacağım, ben de. Al bak. Kar tanelerin böyle desenleri olduğunu hiç bilmiyordum. Ben televizyonda bir belgeselde izlemiştim. Her kar tanesi başka başka desendedir diyordu. Gerçekten de öyleymiş. Evet Pepe, hepsi başka. Kar tanelerini keşfettik, yaşasın. Rüzgarı da keşfettik. He, doğru. Biz keşfetmeyi çok sevdik. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Etrafına bak önce, gördüklerini söyle. Etrafına bak önce, gördüklerini söyle. Sor sorunu gözlemle, şimdi onu bir dene. Sor sorunu gözlemle, şimdi onu bir dene. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfedecek çok şey var, nasıl yağıyor bu kar. Keşfedecek çok şey var, nasıl yağıyor bu kar. Su nasıl olur kaynar, görünür mü hiç rüzgar. Su nasıl olur kaynar, görünür mü hiç rüzgar. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Yaşasın keşfetmek. Ne oluyor Pepe? Nene, nene. Sanki içinden bir şey çıkacak. Evet, sanırım yemekler dışarı çıkmaya çalışıyor. İyi de yemekler nasıl hareket edebilir ki? Evet, ben hiç hareket eden yemek görmedim. Ben de. Bak bir şey çıkıyor. Nene, nene koş. Ne oldu çocuğum? Geliyorum, geliyorum. Tenceredeki yemek dışarı çıkmaya çalışıyor sanki. Ne dedin, ne dedin? Görmedin mi nene? Çok yaşa he mi Pepe? Ama görmedin mi nene? Cidden kapak açılıp açılıp kapanıyordu. Ne oluyordu nene? Makarna yapmak için su koymuştum tencereye. Su kaynamaya başlamış. Ama kapak açılınca böyle şeyler çıkıyordu. Evet, doğru. Su
su belli bir sıcaklığın üstüne çıkınca buhar olur ve havaya karışır çocuklar. Su buhar mı olur? Bakın, ateşi arttırdım. Aha. Yani tenceredeki su daha çok ısınıyor. Isındıkça da su kaynayıp buhar oluyor. Buhar da çıkmak için kapağı iteliyor. İteledikçe de tencereden dışarı böyle çıkıyor. Ay canına, rüzgarın camı itmesi gibi. Evet, biz bir şey daha keşfetmiş olduk. Etrafımızda keşfedilecek ne kadar çok şey var. Evet, ne kadar çok. İçmek için su olabilir miyim? Tabii çocuğum. Ben de nene. Alın bakalım. Hadi odama çıkalım. Tamam. Yemek pişince haber veririm ben size. Tamam nene. Etrafına iyi bak Zeze. Her an keşfedecek bir şey bulabiliriz. Evet. Aa bak Pepe. Hı? Bu telefon. Ses telefonun içinden geçip nasıl bizim kulağımıza kadar geliyor? Ses yürüyebilen bir şey mi? Hiç düşünmemiştim Zeze. Gerçekten nasıl geliyor acaba? Ay döktüm. Peki bu su ya da bıraktığımız herhangi bir şey. Örneğin bu kalem. Neden her şey yere düşüyor, dökülüyor? Aa ben bilemiyorum Pepe. Cidden keşfedilecek. Ne çok şey varmış meğer. Pepe, Zeze siz ne güzel sorular soruyorsunuz. Ne güzel şeyler fark ediyorsunuz öyle. Keşfetmeyi çok sevdik biz şişu. Aferin size. Dünyaya sorular sormak, bu sorulara yanıtlar aramak çok insanca ve çok doğru bir davranıştır çocuklar. Peki bazı sorularımızın yanıtlarını bulamıyoruz Şuşu. Örneğin telefonun içinden sesin kulağımıza nasıl geldiği. Bıraktığımız her şeyin neden yere düştüğünü. Karın gökyüzünden nasıl olup da yağdığı. Bu soruların yanıtlarını bize bilim insanları verir çocuklar. Bilim insanları mı? Evet canım. Bilim insanları nasıl bilebiliyor bu soruların yanıtlarını Şuşu? Bilim insanları araştırdıkları konularla ilgili sürekli sorular sorarlar. Tıpkı sizin yaptığınız gibi. Biz şimdi bilim insanı mı olduk? Evet. Bunu hep yaparsanız elbette olabilirsiniz Pepeciğim. Bilim insanları merak ettikleri soruların yanıtlarını bulmak için de sürekli sizin gibi gözlem yaparlar. Sen camın kenarında kafanda sorularla karın yağmasını gözlemledin örneğin Pepe. Kar tanelerine büyüteçle bakıp kar tanelerini gözlemlediniz. Sonra içinde yemek kaynayan tencereyi gözlemlediniz. Biz bugün bayağı bilim insanı olmuşuz o zaman. Bilim insanları başka ne yaparlar Şuşu? Deneyler yaparlar canım. Ve deneyerek vardıkları sonuçları mutlaka ölçerler. Nasıl yani? Örneğin su dolu bir tencereyi ocağın üstüne koyunca belli bir süre sonra kaynamaya başlıyordu değil mi? Evet. Bu aslında bir deney. Suyu ocağa koyduk, altını yaktık, kaynamasını bekledik ve kaynamasını gözlemledik. Şimdi sıcaklık ölçmek için kullanılan bu termometreyi suya daldırdığımızda 100 dereceyi gösterdiğini görürüz. Ve bu bilgiyle dünyanın her yerinde geçerli bilimsel bir yanıt elde etmiş oluruz. Su 100 derecede kaynar ve buhara dönüşür. Vay canına. Bu bilim çok heyecanlı bir şey Şuşu. Bilim dünyayı keşfetmemizi sağlıyor öyleyse. Değil mi Şuşu? Aynen öyle canım. Ben büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Ben de. Tüm dünyayı keşfetmek istiyorum. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Etrafına bak önce, gördüklerini söyle. Etrafına bak önce, gördüklerini söyle. Sor sorunu gözlemle, şimdi onu bir dene. Sor sorunu gözlemle, şimdi onu bir dene. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Kapıyı iten şey ne acaba? Yeni bir keşif yapacağız sanırım.
Bebe? Dil çalışmıyor. Kapıda dondum soğuktan. Seni bebe. Ne oldu ki? Bebeği keşfettik. Bebeği keşfettik. Şila, Şila. Ne oldu Pepe? Bugün ne günü? Aa, bugün bir şey günü mü? Anımsayamadım. Aklıma gelmedi Pepe. Ne yani, bugün Zulu'nun doğum günü olduğunu unuttun mu? Aa, doğru ya. Dün Zulu'yla konuşmuştuk, anımsadım şimdi. Ona çok güzel şaşırtı doğum günü kutlaması hazırlamalıyız. Canım arkadaşım çok sevinsin istiyorum Şila. Nasıl bir şaşırtı yapsak? Düşünelim. Ben Maymuş'a da haber vereceğim. Sen düşün, sonra bize gel, tamam mı? Tamam Pepe. Maymuş, Maymuş, Maymuş. Nonya. Arkadaşım, bugün ne günü anımsıyor musun? Nonya. Ama biraz düşün, akıl yürüt. Merhaba Pepe, merhaba Maymuş. Merhaba Şişu. Akıl yürütmek mi dedin sanki az önce Pepe? Evet. Peki akıl nasıl yürütülür sence? Neden yürütmüştü Şişu? Akıl yürütmek demek, edindiğimiz bilgilerle düşünüp bulmaya çalışmak. Şu olabilir, bu olabilir diye önermelerde bulunmaktır Şişu. Aferin sana Pepe. Hadi Maymuş, akıl yürüt bakalım. Bugün ne günü olabilir? Hayır Maymuş, bayram değil. Nona, 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 nona. Hayır Maymuş, anneler günü dedin. Nona, no. Nona, 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 nona. Nona, 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 nona. Nona, 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 nona. İyi, çok komiksin. Nona, 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 nona. Babalar değil ki. Nona, nona. Uzun boylu arkadaşımızla ilgili desen. Nona, nona. Evet ya. Bugün Zulu'nun doğum günü. Ona çok güzel bir doğum günü kutlaması hazırlamamız gerekiyor. Sen de düşün, sonra bize gel, tamam mı? Nona, nona. Şu. Efendim Pepe? Zulu'ya çok güzel bir doğum günü kutlaması yapmak istiyoruz ya. Evet. Zulu'nun bugün çok ama çok mutlu olmasını istiyorum. Ona nasıl bir şaşırtı hazırlayabiliriz sence? Nasıl bir şaşırtı olabilir? Ne olabilir? Benim aklıma bir şey geldi ama. Demek aklıma bir şey geldi. Evet. Biz Zulu'yu çok seviyoruz ya. Evet. Onu mutlu etmek için. Ne yapıyorsun Pepe? Çok merak ettim. Bak, ben kim oldum şimdi? Zulu. Evet Zulu. Diyorum ki, bir sürü Zulu kafası çizsem, kutlamaya gelen herkes Zulu oraya geldiğinde yüzüne tutsa, hepimiz biz Zulu'yuz desek, Midi böyle görünce çok mutlu olur mu sence? Bence çok mutlu olur. Bu çok güzel bir fikir tatlım. Çok sevindim beğendiğine Şişu. Ben hemen bir sürü Zulu çizmeye başlayayım. Abi, bebeciğim. Ha? Vur bebe. Ay. Ne yaptın bebe? Ay, ben gerçekten görmedim bardağı Pepe. Gitti işte bütün resimlerim. Ama şaşırttım gitti. Hepsi bozuldu. Abi çok üzgünüm.
Görmedim suyu. Ben şimdi Zulu'ya ne şaşırtı yapacağım? Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna üzüldü. Pepe'nin şaşırtısı bozuldu. Pepe çarptı suya, olan oldu. Çizdi tüm Zulu resimleri, su ile gidiverdi. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna üzüldü. Ara sıra olur terslikler, gerçekleşmez istenen şeyler. Terslikler insanı üzer, derin nefes al geçer. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna üzüldü. Pepe başka şaşırtı bulacak, Şile ona yardımcı olacak. Terslikler son bulacak, Zulu mutlu olacak. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna üzüldü. Bisikletin niye öyle tuhaf sesler çıkarıyor? Bilmiyorum bebe, annem onaracak. Aa Pepe! Ne oldu Pepe'ye? Zulu'ya bir şaşırtı hazırlıyormuş. Kağıtlara birçok Zulu çizmişti. Ama ben bisikletimle çarpıp suyu döktüm üstüne. Hepsi bozuldu Şila. Şaşırtısı bozuldu diye de Pepe üzüldü, öyle mi? Evet, bana biraz kızgın galiba. Ama gerçekten isteyerek yapmadım ben. Bu kadar çok Zulu sırası çizip ne yapmayı düşünüyordu acaba? Aa, sormadım, bilmem. Pepe, bu suratları çizdikten sonra nasıl bir şaşırtı yapacaktın? Sizinle. Artık bu kadar çok Zulu'muz yok işte. Hiçbir şey yapamayacağım. Gerçekten hiçbir şey yapamayacağını mı düşünüyorsun Pepe? Evet. Bence pek çok şey yapabiliriz Pepe. Hepimiz birden Zulu olamayız ama. Benim yüzümden. Demek bu Zulu yüzlerini hepimiz bir Zulu olalım diye çiziyordun. Evet. Bekleyin burada, az sonra geliyorum ben. Pepe, istersen beraber yeniden yapalım hepsini. Ne dersin? Ama çok üzülüyorum abi. İstemeden yaptığıma inanmıyor musun? İnanıyorum inanmasına ama benim bütün Zulu çizimlerim gitti bebe. Bunu geri döndüremeyiz. Evet, belki döndüremeyiz ama bakın. Bunlar işimizi görür mü? Harikasın Şila. Hadi onları tek tek keselim. Zulu maskelerimiz hazır. Hadi kutlama alanına gidelim artık. Herkes bizi bekliyor. Abiş, beni affettin mi? Tabii ki affettim bebe. İstemeden yaptığını da gördüm kardeşim, merak etme. Yaşasın abi. Hadi geç kalıyoruz. İşte geldik. Hoş geldiniz Şila. Vay. Elinize sağlık, ne güzel olmuş kutlama alanı. Zuka sonra Zulu'yu getirecek. Saklanalım mı, ne yapalım? Bence maskeleri verelim. Aa, doğru ya. Ha, bu Zulu maskesi. Nasıl yani? Hepimiz birer Zulu mu olacağız? Evet Bibi. Benim fikri. Çok güzel fikir. Şimdi maskesini takan bir yere saklansın. Zulu gelince hepimiz Zulu maskelerimizle çıkıp iyi ki doğdun diyelim, olur mu? Olur. Olur. Hadi o zaman Zuku Zulu'yu getirmek üzereyiz. Hepimiz birer Zulu'yuz bak.
Seni ne kadar çok sevdiğimizi anlayabiliyor musun? Ha? Ne? Nasıl yani? Anlamıyor musun yani? Allah seni Zulu, anlamadın sandık. Anladı, anladı, yuppi. Çok yaşa Zulu. Ne olur sanki ben de gelsem işe. Ben de gelirim o zaman. Pepeciğim, benimle işe gelmek istediğini anlıyorum bir tanem. Ama küçük çocuklar işe gitmezler tatlım. Ben küçük müyüm? Evet tatlım. Şimdi gerçekten işe gitmem gerekiyor. İkinizi de çok seviyorum. Yemeklerinizi güzelce yiyin. Nenenizi üzmeyin. Merak etme kızım sen. Güle güle. Seni çok seviyorum. Akşam görüşürüz. Hoşça kal. Çok geç kalma. Pepeciğim, hadi oğlum ama üzülme bu kadar. Sen küçük değilsin ki artık. Kocaman bir çocuk oldun, büyüdün sen. Annenin arkasından üzülmek de neymiş öyle? Ben büyük müyüm yani? Tabii ya, büyüksün. Ben annemin peşinden gideceğim o zaman. Dur oğlum, olur mu hiç öyle? Annenin işi var, epey uzakta üstelik. O kadar yolu tek başına gidemezsin. Neden gidemeyecekmişim? Senin gibi küçücük bir çocuk. Ne? Onca yolu hem de bisikletle tek başına gidemez bir tanem. Ne yani, ben küçük müyüm ki? Tabii yavrum, sen daha küçücüksün. Ay, sütü de unuttum vallahi taştı. Ay 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 ay. Sen bir şey anlamadın mı? Hayır, anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Oynayalım mı? Tamam, ne oynayalım? Bilmem. Ben seninle her şeyi oynamayı seviyorum. Sen seç. Resim yapalım. Tamam, hadi. Arabayla işe giden anneyi çizelim mi? Tamam, çizelim. Ben bir kere annemle işe gitmiştim ya. Aa, evet. Seni çok önce götürmüştü annem. Gitmeyi çok istemiştim ama gidince çok sıkılmıştım. Ya, gerçekten sıkıcıydı. Herkes işiyle ilgileniyor. Kimse seninle ilgilenmiyor. Başka hiç çocuk da yok orada. Yani iyi ki gitmedim. Haklı olabilirsin kardeşim. Ha bak, ben çizdim bile annemi. Aa, sen çok güzel çizmişsin. Aa, sen niye çizmedin ki? Ben bu kadar çizebildim abi. Güzel olmamış mı? Olmuş olmuş da. Aa bak, dedem geliyor. Dede. Merhaba çocuklar. Minik kelebeğim. Koçum. Ne yapıyorsunuz bakalım? Resim çiziyoruz dede. Aferin size. Bakabilir miyim resimlerinize? Tabii. Bunu ben çizdim. Bunu da Pepe. Annemizi işe giderken çizdik. Ay, çok güzel. Dede, ben neden abim kadar düzgün çizemedim? Çünkü abin büyük bebe. Ben büyük müyüm? Evet evlat, sen büyüksün. Bebe de büyüyünce o da daha düzgün çizebilecek. Ben şu elimdekileri bir içeri bırakayım çocuklar. Sen bir şey anladın mı bebe? Açıkça söylemek gerekirse anlayamadım abicim. Ben de anlamadım. Benim karnım acıktı bebe, yemek yiyelim mi? Aa, tamam. Ben de acıktım aslında. Aa, mis gibi kokuyor. Ne yemek var dineceğim? Yeşil mercimekli kırmızı bulgur pilavı yaptım size. Çocuk da var mı nene? Olmaz mı? Hadi oturun bakalım. Ben pilav tenceresini ocaktan alıp masaya koyabilir miyim nene? Aman elleme sen oğlum. Ama neden? Bu tencere çok ağır ve sıcak Pepe. Allah muhafaza üzerine düşürürsün, yanarsın. Küçük çocuklar böyle ocakta yeni pişmiş yemekleri falan ellemezler. Abim küçük mü yani? Aa, tabii ki küçük bebeciğim. Hadi geç bakalım sofraya, hadi hadi. Allah Allah. Çok güzel olmuş. Evet ya, çok da vitaminli bu yemek. Pepe, sen niye yemiyorsun çocuğu? Sen yedir nene, kendim yemek istemiyorum. Pepe. Olur mu hiç oğlum? Sen koskocaman çocuk oldun, büyüdün artık. Ben büyük müyüm yani? Elbette büyüksün Pepe, kocaman çocuk oldun oğlum. Vallahi şaştım kaldım abi. Ben de bebe. Pepe anlayamadı, büyük küçük mü? Bebe de anlamadı, abi
anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. İnsan bazen büyür, bazen de küçülür mü? Bu işte bir tuhaflık var. Pepe büyük mü, küçük mü? Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Eline sağlık tekrar nene. Ben tabağımı bitirdim. Afiyet olsun oğlum, afiyet olsun. Kalkabilir miyim dede? Tabii koçum. Afiyet bal şeker olsun. Çocuk oyuncak yapalım mı odamızda bebe? Ay içmiyorum. Maske yapalım. Ne maskesi yapalım? Ben uzun saçlı bir kız maskesi istiyorum. Tamam. Ben de süper bebe maskesi yapacağım. Çok güzel çizmişsin bebe. Seninki de çok süper olmuş yani. Çok havalı. Şimdi kesmemiz gerekiyor. İşte makasımız. Bu makas bozulmuş, kesmiyor. Başka makasımız yok ki. Dur bekle, ben nenemden makas isteyeceğim. Tamam abi iş. Nene. Nene. Ay, ay, bırak onu çocuğum, bırak onu, şöyle koy. Ay. Aman nene. O çok sivri bir makas Pepeciğim. Senin gibi küçük çocuklar için uygun bir makas değil. Çocuk mu? Ben şimdi küçük çocuk muyum? Tabii ya. Bu makas bizim gibi büyükler için yapılmış. Odanızda çocuk makasınızın olması gerekiyordu. Var ama kesmiyor. Al evlat. Ben size yedek çocuk makası almıştım geçen gün. Bak daha hiç açılmamış. Ay, çok yaşa dede. İşte makas buldum. Şişsin. Hadi maskelerimizi keselim. Tamam. Aşağıdayken mutfakta bir makas buldum. Tam aldım getiriyordum. Nenem ne dedi biliyor musun? Ne dedi abi? Bu makas büyükler için. Senin gibi küçükler için değil. Ay. Ama hani sen büyük çocuktun? Bilmiyorum bebe. Gerçekten kafam karman çorman oldu. Bir büyüksün diyorlar, bir küçüksün diyorlar. İşte çok güzel. Çok güzel aldılar. Şimdi hazır. Al bakalım uzun saçlı kız maskeyi. Çok komik görünüyorsun bebe. Sen de çok süper görünüyorsun abi şu an. Çok havalı. Süper bebe uçuyor. Uzun saçlı kız uçamaz ki. Süper bebe seni uçurur, merak etme. Ay ne süper bebesin böyle. Hadi beni bu yangından kurtar, hadi kurtar. Süper bebe buradayım ince. Geliyorum uzun saçlı kız. Yandım burada, kurtar beni. Geldim. Şu yangını söndüreyim önce. İşte benim kahramanım. Süper Pepe. Kurtardım seni. Çocuklar. İşte bir kadın geldi. Merhaba yabancı kadın. Ben uzun saçlı kız. Ben de süper Pepe. Memnun oldum. Şimdi süper Pepe'den ve uzun saçlı bu güzel kızdan bu odayı bir güzel toparlamalarını isteyeceğim. Ya odayı toplamak mı? Tabii ya, toplamak. Nasıl dağıttıysanız öyle toplayacaksınız. Sen artık kocaman bir çocuksun Pepe. Odanı da toplamalısın. Ne dedin, ne dedin? Kocaman bir çocuksun dedim. Yani odanı toplayabilecek kadar büyüksün. Anne, vallahi artık bir karar verin. Ne kararı çocuğum? Ben büyük müyüm, küçük müyüm? Annemin işine gitmek istedim. Küçük çocuklar gidemez dedin. Üzüldüm diye sen büyüdün artık, büyüksün. Niye üzülüyorsun dedin. Annemin peşinden gidecektim. Küçük çocuk onca yılı tek başına gidemez dedin. Tencereyi masaya koymak istedim. Küçüksün dedin. Yemeğimi sen yedir dedim. Kocaman büyük çocuksun dedin. Makası küçük olduğum için vermedin. Şimdi büyük olduğum için odamı toplamamı istiyorsun. Aynen böyle. Söyler misin nene? Ben büyük müyüm, küçük mü? Sana nasıl anlatsam şimdi?
Aslında evet, doğru. Sen bazı şeyleri yapmak için büyük, bazı şeyleri yapmak için küçüksün. Pepe annesinin iş yerine gidemeyecek kadar küçük. Ama buna çok üzülüp bunu sorun yapmayacak kadar da büyük bir çocuk. Ya da ağır ve sıcak bir tencereyi kaldıramayacak kadar küçük. Ama yemeğini kendi yiyebilecek kadar büyük. İşte sivri uçlu makası kullanamayacak kadar küçük. Ama odasını kendi toplayabilecek kadar da büyük. Ben de diyorum ki herkes niye bana bir büyüksün bir küçüksün diyor. Yaşasın en büyük en küçük olma. Yavaş çocuklar. Burada oyuncaklarımızla oynasak mı anne? Uyku zamanımız geldi Pepeciğim. Yarın oynarsınız. Ama benim hiç uykum gelmedi anne. Yatağa girince uykun gelir Pepeciğim. Bak ben yatağıma girdim. Hemencik uykum geldi bile. Niye her gün uyumamız gerekiyor anne? Bütün gün neler yaptığını bana bir sayar mısın Pepeciğim? Sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı yaptım. Okula gittim. Evet. Okulda bir sürü oyunlar oynadım. Koştum, etkinlik yaptım, öğle yemeği yedim, eve geldim. İttirgite bindin. Ha evet, bebeğiyle ittirgite bindim. İstop oynadık, koşmacılık oynadık. Saklambaç oynadık. Saklambaç oynadık. Bahçede sularla oynadık, çamur heykeller yaptık. Çok kirlendik, banyo yaptık. Ha evet, çamurla oynayınca kirlendik. Hatta benim saçıma çamur sürdü. Hiç de bilir, sürmedim. Yanlışlıkla değdi. İyi tamam öyle olsun. Sonra akşam yemeği yedik. Babamla oyuncak oynadık ve... Ve? İşte şimdi buradayız. Bir gün içinde ne kadar çok şey yapmışsınız değil mi? Evet şimdi fark ettim ne kadar çok şey yapmışız. Sen öğlen biraz da uyudun. Evet canım uyudun. Çünkü belli bir yaşa kadar vücudumuzun öğle uykusuna da ihtiyacı vardır. Pepe biraz büyüdüğü için o artık öğlenleri uyumuyor. Çünkü onun vücudu öğlen uyumadan da bu kadar çok şey yapılabilecek kadar büyüdü ve güçlendi. Şimdi başta sorduğun soruyu bir daha sorar mısın Pepe? Neden her gün uyumamız gerekiyor demiştim onu mu? Evet canım. Evet neden her gün uyumamız gerekiyor anne? Çünkü her gün bu saydıkların kadar hatta bazen daha çok şey yapıyoruz. Vücudumuz, aklımız, zihnimiz gün içinde çok yoruluyor. Yemek yiyerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz. Ama akşam olduğunda uyuyup vücudumuzun, aklımızın, zihnimizin dinlenmesi gerekiyor ki sabah olduğunda dinlenmiş bir şekilde yine aynı şeyleri yapacak gücümüz olsun. Yani uyumazsak sabah olduğunda kendimizi kötü ve yorgun mu hissederiz? Evet canım. Kesinlikle uyumazsak sabah olduğunda kendimizi çok kötü hissederiz. Oyun oynayamayız, okula gidemeyiz. Hasta gibi mi oluruz yani? Evet çok güzel söyledin bebe. Uyku bizi güzelleştirir. Uyurken vücudumuz kendini yeniler, dinlenir. Aklımız, zihnimiz de dinlenir. Ve sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Anladım. O zaman ben hemen uyuyayım. Çünkü yarın Maymuş bize gelecek. Kendimi çok iyi hissetmek istiyorum. Evet. Yani çok güzel oyunlar oynayacağız Maymuş'la. Hadi o zaman şimdi gözlerinizi yumun ve çok güzel şeyler düşünün. Ben iki ellerimi yana açıp kırarda koştuğumu düşleyeceğim. Ben de dedemle balonla denize gittiğimizi düşleyeceğim. Aferin benim güzel kuzularıma. İyi geceler bebe. İyi geceler Pepe. Sana da anne. Sana da anne hoş. İyi geceler abi. Bir gün başlıyor. Günaydın abi. Günaydın kardeşim. Ben çok güzel uyudum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet ben de bebe. İyi ki uyku vaktimiz geldiğinde uyumuşuz. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Geldim kardeşim. Çıp 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 çıp. Şimdi etrafı daha temiz görüyorum. Ay karnım çok acıkmış. Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Kokusu geliyor kahvaltının. Hadi kahvaltıya inelim. Ne oldu bebe niye gelmiyorsun? Sen git çişim geldi. Çişimi yapacağım abi. Tamam kardeşim hadi yap sen. Şimdi benim de çişim geldi. Sen yap sonra da ben yapayım tamam mı? Tamam abi.
İşte bitti. Ellerimi yıkayıp çıkıyorum. Tamam kardeşim. Ben aşağı iniyorum abi. Karnım çok acıktı. Tamam bebe, geliyorum ben de. Annem. Benim tatlı güzel annem. Günaydın bebeğim. Karnım zil çalıyor anne. Demek karnı zil çalıyor, öyle mi? Evet. Sen deyimlerimizi çok mu seviyorsun bebe? Evet anne, deyimlerimiz çok eğlenceli. Peki karnım zil çalıyor ne demek, söyle bakalım. Yani çok acıktım demek. Sanki karnım zırr diye zil çalıp bana acıktığım haber veriyor gibi. Evet bir tane. Ama gerçekten karnımda bir zil yok. Harikasın bebeciğim. Günaydın bebeciğim. Ay benim canım babam. Babişkaların babişkası. Söyle benim güzel kızım. Sabahları uyanınca hemen yemek yemek istiyorum. Ne yiyelim bugün kahvaltı baba? Şöyle güzel bir baba basmetine ne dersin? Baba basmetini bayılırım. ben de basmet isterim baba. O güzel basmetinden ben de isterim canım. Hay hay efendim. Hemen o zaman yapıyorum. Görüşürsün. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Un burada canım. Teşekkür ederim. İçine yeter miktarda unumuzu ve yoğurdumuzdan bir dolu kaşık koyup tuzsuz lor peynirimizden serpiştiriyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Çabuk. Vallahi çok acıktım. Şimdi hazır olur tatlım. Geliyor koçum. Karışımımızı yağsız tavada. Hatta aynı anda iki tane pişmesi için iki tavada. Tamam. İkisine de birer kepçe koyuyoruz karışımımızdan. Ay çok güzel koktu baba. Ve ilk iki baba basmetimiz geliyor. Şöyle bir çevirelim. Dayanamayacağım, hadi hadi. Sabret aşkım, geliyor. Ben üzerinde tereyağı bal sürüp yiyeceğim. Ben içine peynir, salatalık, domates koyup dürüm yapacağım. Mis mis. İşte ikinizin de baba basmetileriniz hazır efendim. Yarışıyorsun. Süt mü ayran mı istersiniz? Ben ayran istiyorum anne. Ben de. Sabahları ayran içmeyi bayılıyorum. Babalarına çekmiş benim yavrularım. Bana da koy hayatım. Ayrana ben de bayılırım. İşte alın bakalım. Nım 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 nım. Gerçekten karnım çok acıkmış. Basmet çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Al canım, bu da senin için. Çok teşekkür ederim hayatım. Duydun mu? Annem de babam hayatım diyor. Baban benim hayatım. Canımın içi çünkü. Ya biz? Siz de benim hayatımsınız. Ömrümsünüz, güzel yavrularımsınız. Evet, o biziz. İşte ben basmetimi bitirdim. Ben de bitirdim. Ayrımı da bitirdim. Ben de hemen bitireyim. Afiyet olsun canlarım. Bahçeye çıkabilir miyiz anne? Tabii ki. Canım böyle hoplamak, zıplamak istiyor. Luna! Arkadaşım Maymuş, merhaba. Hadi biraz zıplayalım o zaman. Hopla, zıpla, biraz da salla. Salla. Uykum geldi Pepe. Bence sen de biraz uyu. Hayır, ben iyiyim, yorulmadım. Senin de mi uykun geldi Maymuş? Eve uyumaya mı gidiyorsun? Luna. Pepe? Şuşu. Uykun mu geldi canım? Hayır, ben oyun oynamak istiyorum. Demek oyun oynamak istiyorsun. Ama gözlerim böyle kendiliğinden kapanıyor Şuşu. Gözlerin böyle yaparak sana bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki.
ne anlatmaya çalışıyor olabilir ki? Bilmem. Bir düşün bakalım. Kendini nasıl hissediyorsun şu an? Biraz yorgun hissediyorum ama canım oyun oynamak istiyor. Uyumak istemiyor. Evet. Senin canın oyun oynamak istiyor. Anladım. Ama vücudun sanki sana daha çok oyun oynamak istiyorsan beni biraz dinlendir diyor. Ha, yani vücudum biraz uyumak mı istiyor? Bana öyle göründü. Uyumak kötü bir şey değil ki. Çok güzel bir şeydir Pepe. Ama oyuncu oyun oynayamıyorum. Haklısın. Uyurken oyun oynayamazsın ama şu yorgun halinle koşmacılık oynayalım desem zaten oynayamazsın. Zıplayalım desem gücün kalmamıştır, zıplayamazsın. Yani zaten böyle yorulmuşken istediğin her oyunu oynayamazsın. Ama biraz uyuyup dinlensen uyandığında... İstediğim gibi koşarım, zıplarım, her oyunu oynarım değil mi? Evet canım. İstediğin her oyunu oynayabilirsin. Anladım. O zaman... Ben de biraz şurada uyuyayım. Uyumak kesinlikle çok güzeldir Pepe.